Evet Mehmet, Bizler şu dinliyoruz. anda böyle... Evet, bizler şu anda bölgedeyiz ama dilerseniz aslında şöyle bir şey yapalım. Sabah saatleri itibariyle bölgede ciddi anlamda çok zor şartlarda kameraman arkadaşım Kadir Mercan'la birlikte birçok yayını gerçekleştirdik ama siz uygun görürseniz geçtiğimiz dakikalarda aslında biz birçok detayı sizinle konuştuk ama Kadir Mercan'ın aslında bu sefer ben kamerayı tutsam Kadir Mercan anlatsa belki de çok daha güzel olacak. Soracağınız sorular varsa da Kadir Mercan'a da soralım derim ben. Tabii sizler için de uygunsa. Bağlandın uygun tabii yani, Tabii bağlanalım. tabii. Hayır şöyle Kadir Mercan için de sürpriz Görelim bir oldu Kadir şimdi. Kadir görelim. sen Dön de de görelim. Kadir'e, Tabii neler şöyle yapalım. yaşadı bir görelim. Şöyle yapalım. Ben bir soru sorabilir miyim Tabii. bu arada? Evet, Kadir Benim de için de sürpriz geldi. oldu. Selamlar. İyi Selam yayınlar. Kadir. Evet hocam, buyurun. Kemal Alçay bir soru soruyor. Evet, ben başlayayım. Kadir Bey merhabalar. Tebrik ediyorum öncelikle ekip olarak sizleri. Hakikaten çok büyük Teşekkür bir ederim. gururla izledik sizleri olay yerinde özellikle. Şimdi ilk gittiğinizde, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Yolu güzergahı gördünüz. Birlikte yürüyüş yaptınız enkazın olduğu noktaya doğru. Bu yürüyüşü yaptıktan sonra kafanızda şöyle bir algı oluştu mu? Ya biz buraya bu kadar mesafeyi kat ettik, yürüyerek geldik, siviliz, hiçbir ekipmanımız yok. Bu kadar ekipmanı olan, bu kadar kalabalık, çünkü ordunun %30 sahadaydı diye ifade etti bir yetkili. Bu kadar büyük bir grup, kalabalık, ekip, sizin bu kadar meşakkatli bir yolu iki kişi kat etmek suretiyle almanıza karşılık niye bulunamadı bu kadar kısa süre içerisinde? Soru bir. İkincisi, bu bölgeye ilk geldiğinizde enkazı gördüğünüzde parçalar ayrılmıştı herhalde helikopter. Dolayısıyla çok Evet. sert bir şekilde indiğini mi düşünüyorsunuz ya da yukarıda parçalanmış olarak saçıldığını mı düşünüyorsunuz helikopter parçalarının? İlk önce birinci sorunuzdan başlayayım. Yani engebeli bir arazi zaten. Mehmet Karataş'ın da söylediği gibi iki dağın ortasında bir yerdeydi bulunduğumuz bölge. Daha doğrusu enkazın olduğu bölge. Oraya giderken hava sisli. Dün daha da sisliydi ve bunun yanı sıra yağmur da vardı. Şimdi yolda giderken yolda çamur da olduğundan dolayı ve görüş mesafesi de az olduğundan dolayı oraya ulaşım zordu. Ama şöyle bir şey var. Bizim oraya ulaşmamızdaki en temel nedenlerden bir tanesi tamamıyla bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız. Bunun altını çizeyim ilk önce. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzdan dolayı biz oraya kadar gidebildik aslında ilk başta. Çünkü şöyle bir şey. Akıncı enkazı bulduktan sonra Türkiye'ye ve Türk insanına inanılmaz derecede ılımlı yaklaşan bir halk vardı. Ve ılımlı yaklaşan bir devrim muhafızları vardı. Bunun keza yanı sıra benimle beraber 2 günden beri beraber çalıştığım Mehmet Karataş etkisi de vardı. Sahada zaten sürekli beraberiz ama onun burayı bulacağız demesiyle aslında biz oraya o kadar yolu gittik. Hani dışarıdan biri olsaydı veya başka biri olsaydı belki de biz orayı bulamazdık. Ama hem ekip ruhu hem bir şeyleri başarmanın aşkı diyelim. Biz bu yüzden oraya kadar gidebildik. Sorunuza da gelecek olursam dediğim gibi o dönemde o saatlerde sis ve yağmur çok fazla olduğundan dolayı enkaza ulaşılmamış olabilir. Ama halkın söylediği şeyler biz yangını gördük diyenler de var. Ama oraya ulaşım bir türlü sağlanamazdı diyenler de var. Yani tüm bunları bir eksen etrafında toplayacak olursak oraya ulaşımın zor olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorunuza gelecek olursam ben enkaz yüksek ihtimalle ben kendi görüşümü söyleyeyim. Bu herhangi bir resmi kaynak değildir. Benim kendi görüşümce enkaz sert bir iniş yapmadı. Bir yere çarptı, havada parçalandı ve öyle düştü diye düşünüyorum ben. Neye dayanarak bunu diyorsun Kadir? Çok mu dağılmıştı helikopter? Bir de çevredekilere sorabiliriz mi? Biz burada şu ihtimali konuştuk. Acaba bir şeyle mi vuruldu diye havada? Buna dair bir şey duydun mu Kadir? Melih abi öyle bir şey duymadım açıkçası. Yani şöyle bir şey, parçalar çok yakınlara, yani nasıl söyleyeyim, 10 metre aralıklarla parçalar vardı. Atıyorum motoru şuradaysa diğer bir parçası buradaydı. Çok yakın bir arazideydi. Yani en fazla enkazın bütün alanı 10 metre civarındaydı. Biz hatta yayınlarımızda da gösterdiğimiz kadarıyla, Mehmet Karataş'ın anlattığı kadarıyla da
yayınlarda da hep yakın yerlerdeydi enkazın. Hı hı. 10 metrede pervanesi varsa diğer tarafta motoru vardı. Zaten yanarak öldüklerini söyledi resmi kaynaklar. Biz de bugün izlenimlerimize dayanarak havada bir yere çarparak intihar ettiğini düşünüyoruz. Hı hı. Kadir, peki sokakta İran'da tabii ki sadece herkesle sohbet etmek, yani haber için sohbet etmiyorsunuz ama genel havayı da alıyorsunuz. Mehmet de birkaç görüşlerini bahsetti, birkaç kişiyle konuşmasından bahsetti ama suikast mı olduğu düşünüyor İran halkı tarafından bu olayın, yoksa kaza mı deniliyor? Genel eğilim nedir? Sen ne hissediyorsun? Yani şöyle söyleyeyim, aslında tamamıyla bu %50'ye %50. Hmm. Bir takım insanlar suikast diyorlar, diğer insanlar da kaza olduğunu söylüyorlar. Hmm. Bölgeye yakın olan ekipler, yani kazayı gördük diyenler, yangını gördük diyen ekipler bunun kaza olduğunu söylüyorlar. Ama halk, Tebriz'dekiler, hı hı, Tebriz çevresindeki halk da suikast olduğunu söylüyor Melih Bey. Kadir'e başka sorunuz var mı? Kadir, çok yorgunsunuz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. De çok sağ olun. Anlaşılıyor. Yarın da orada tören yapılacak, resmi tören yapılacak. Bir de onu sorayım. Evet. Hazırlıklar ne alemde? Ya, sokaklarda falan böyle bir hareketlilik var mı? Yarına dair bir şey okunuyor mu Kadir? Yarın buranın saatiyle 09:30'da. Evet. Şüheda Meydanı'nda bir tören olacak. Hı hı. Şu an gördüğümüz kadarıyla herhangi bir hazırlık yok ama sabahın erken saatlerinde de hazırlıkların başlamasını bekliyoruz diyebiliriz. Evet.